1 Kasım'a doğru özel yayınına hoş geldiniz. Asgari ücret zammı, emekliye ikramiye, kredi kartı borçlarının silinmesi, çiftçiye mazot desteği 1 Kasım yolunda. CHP'nin cebe dokunan vaatleri seçmenden karşılık bulacak mı? CHP'nin ekonomi kurmaylarından Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayekböke 1 Kasım'a doğru da konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar Ece Hanım. Çok teşekkürler. Dilerseniz Ankara katliamıyla başlayalım. Zira 99 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının gerçekleştiği meydanın adı Demokrasi Meydanı olarak değiştirildi. Aslında partinizin meclis üyeleri Barış Meydanı olması konusunda öneri sunmuştu ama bu öneri kabul edilmedi. Buna dair bir şeyler söylemek ister misiniz? Gönlümüz istiyor ki Türkiye'nin bütün meydanlarında demokrasi ve barış doğal bir şekilde yaşansın. İsimlerle sınırlı olmadığı ve hep birlikte yaşamın esasında ne kadar kıymetli olduğunun herkes tarafından anlaşıldığı bir Türkiye'ye uyanalım artık. Geçen hafta sonu yaşadığımız acı katliam bizlere neyi kaybetmek üzere olduğumuzu çok açıkça göstermiş oldu. Her gün değerli canlarımızı feda ediyoruz. Bu terör saldırıları olmasın diye can veren gençlerimizi de unutmamak gerekiyor. Polis şehitlerimiz, asker şehitlerimiz, biz gençlerimizi kaybediyoruz. Gençlerin kaybolmadığı ve barış isterken öldürülmediği bir Türkiye mümkün. Bunun mümkün olduğunu bilerek 1 Kasım'a gidiyor olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak 1 Kasım'a giderken de tehlikenin de farkında olunması gerektiği ve bu tehlikelerden çıkışın önce siyasette değişiklikle ortaya çıkacağını da anımsamamız gerekiyor. Acımız büyük ama başımız dik, çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye, bütün Türkiye coğrafyasına demokrasi getirecek, meydanlarla bunu sınırlı bırakmayacak bir Türkiye'nin inşası için de 2 Kasım sabahı iktidarımızı heyecanla bekliyoruz. Peki şunu sorayım, şimdi terör sonrası bile liderlerin hepsinin en azından diyeyim görüşememesi konusuna gelelim. Özellikle işte Davutoğlu Demirtaş'la görüşmek istemedi, Bahçeli hiçbir liderle görüşmek istemedi. Şimdi 1 Kasım'da yine sandıktan bir koalisyon çıkarsa masaya oturmak konusunda nasıl bir izlenim bıraktı bu sizde? Böyle bir terör saldırısı sonrası bile hepsinin bir araya gelememesi. 7 Haziran seçimlerine giderken Cumhuriyet Halk Partisi toplumun çok özlediği uzlaşı mesajını ekonomi ve sosyal politikalar üzerinden vermişti. Etnik kimlik üzerinden, inançlar üzerinden, yaşam tarzı üzerinden yapılan siyasetin Türkiye'yi nereye sıkıştırdığını görüyoruz. Bu sıkışıklıktan çıkmak ve yeniden barış sağlayabilmemiz için ülke içerisinde önce siyasetin birbiriyle konuşabilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran seçimleri sonrasında da çok net bir tavır ortaya koydu. Ve şunu söyledik ve yaptık. Her partiyle görüşmek demokrasiyi içselleştirmediğimizin göstergesidir. Yani biraz önce demokrasi meydan isimleriyle sınırlı kalmasın, bunu yaşayalım derken kastettiğim şey tam da buydu. Yani demokrasi varsa ülkede, bu demokraside temsiliyet gösteren bütün unsurların birbiriyle konuşması gerekiyor. Öncelikle başbakanın zaten resmi olarak temsil edilen bir partiyle görüşmüyor olması zaten sıkıntının iktidar yapısıyla başladığının da en somut göstergesi. Peki, biz sadece şu andaki iktidarla değil, şu anda muhalefette olan partilerle de bir arada olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Koalisyon görüşmelerindeki tavrımız da bunun göstergesiydi. Biz bu tavrı göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı bir liderler zirvesi düzenlemeli miydi? Size göre düzenleseydi Sayın Kılıçdaroğlu katılır mıydı bu olayın üstüne? Sayın Genel Başkanımız biliyorsunuz Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda bize düşen görevleri yasal tanımlar içerisinde olduğu takdirde yerine getireceğimiz konusunda hem sözlü hem de davranışlarıyla çok net bir devlet adamlığı göstermiştir. Türkiye'nin ihtiyacı olan diyalogların kurulması için zaten çok açık bir tavır gösteriyoruz. Bu tavrı da yasal zemin içerisinde eğer bir hukuken zaten katılmamız gereken toplantılar olduğu takdirde katılacağımızı söylüyoruz. Ama burada gerçekten devlet adamlığı gösteren ve neredeyse Cumhurbaşkanı ve Başbakanı görevini üstlenmiş olan ve Türkiye'nin tek çıpası haline gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tip haksızca siyasete malzeme edilmiş haberlerle haber edilmesine engel olunması gerektiğini de düşünüyoruz. Peki şunu sorayım. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu hem bu olayda bu katliam sonrası hem onun öncesinde 7 Haziran sonrasındaki dönemde o istikşafi görüşmeler
ilerler süreci de her partiyle görüşebilen parti biziz diyerek aslında bir anlamda hem uzlaşma, birlik, bütünlük hem koalisyon sinyalini de sık sık verdi. Şimdi istikşafi görüşmeler diyoruz. 32 gün sürmüş görüşmelerden bahsediyoruz. Şimdi yine 1 Kasım seçimlerinden de bir koalisyon tablosu çıkarsa hemen kurulabileceğine de bir işaret mi? Hem o görüşmelerin uzunluğu, süresi, hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun o vurgusu, biz her partiyle görüşebiliyoruz vurgusu. Buradaki vurgu Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olma hedefinin altının çizilmesidir esasında. Cumhuriyet Halk Partisi gerçek bir iktidar programı hazırlamış. Bu programın ne kadar doğru olduğunun kanıtını da iktidar da dahil olmak üzere bütün partiler tarafından programın taklit edilmesiyle ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi hala tek başına iktidar hedefi üzerine çalışmaktadır ve isteğimiz bu seçimde bu tablonun ortaya çıkmasıdır. Ama eğer milli irade, sonuçlar bize bir koalisyon gerekliliği ortaya koyarsa nasıl bir tavır sergileyeceğimize dair en kuvvetli sinyali zaten 7 Haziran'dan sonra gösterdik. Bunun bir ihtiyaç doğrultusunda yeniden bir koalisyon ortaya çıkarsa yapılmış olan görüşmelerin bir olumlu ilk adım olması için yükümlülük sadece bizim üzerimizde değil, o görüşmelerin parçası olan bütün partilerin üzerindedir. Ama CHP'den çok olumlu bir beklenti olduğu ve bizim de bu beklentiyi karşılayabilecek olduğumuzu gösterdik. Unutmayalım, geçmiş dönemde muhalefette olan bütün partiler, MHP'de, HDP'de CHP'nin iktidarda olması desteğini çok açıkça ortaya koydu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sadece bütün partilerle konuşabilir değil, bütün partilerin de güvenini kazanmış. Yani Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu iktidar yapısının şimdiden bir parçası haline gelmiştir. O yüzden bir sıkıntı olmayacağı görüşümüzü burada tekrar etmiş olayım. Peki, şimdi ekonomi konuşacağız. AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerindeki 3 ayaklı stratejisinin bir maddesi, aslında en önemli maddelerinden biri, CHP'nin seçim beyannamesi ve vaatlerinin tartışılmayacak olması. Yani 7 Haziran seçimlerinde en çok CHP'nin seçim beyannamesini, vaatlerini tartışmıştık. Şimdi AK Parti diyor ki, biz parlattık CHP'nin seçim beyannamesini bu kadar çok konuşarak, bu sefer bu kadar konuşmayacağız. Bu sefer polemikçi negatif bir kampanya da yürütmeyeceğiz. Sadece vaatlerimizi ve projelerimizi açıklayan pozitif bir kampanya yürüteceğiz diyor. Şimdi ekonomi vaatleri konusunda baktığınız zaman neredeyse fark göremedik bu son beyannamelerde partiler arasında. CHP'nin ortaya koyduğu fark nedir? Neden seçmen CHP'yi tercih etsin? Tüm bunların üstüne. Biz parlattık denen politikaları kendi seçim bildirgelerine dahil etmiş olmaları politikaların ne kadar doğru olduğunun göstergesidir. Evet, bizi konuşmuyor olmaları ve Türkiye'nin meselelerini konuşuyor olmaları önemlidir. Ama Türkiye meselelerini tek doğru tespit etmiş olan parti Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için zaten 1 Kasım'da Türkiye siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'da söylediklerini tartışır hale gelmiştir. Biz bunu kimin söylediğinden çok Türkiye'nin gerçek meselelerini anımsatma cesareti olan bir siyasete geçiş açısından da öncü rol oynamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bakın, geçen hafta orta vadeli program açıklandı ve iktidar bu program kapsamında beğenmediği ve gerçeği ortaya koyarken kendisine dair olumsuzluk olacağı için rakamları farklılaştırmayı, başka istatistik açıklamayı tercih etti. İyi bir iktidar önce tespiti doğru yapar. Sorunu doğru tespit eder ki soruna doğru çözüm üretebilsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten bir geçim sıkıntısını göz önüne alarak bir geçim bildirgesi açıklamış olmasının Türkiye'nin gerçek sorunu olduğunu kabul eden ve işlerin iyi gitmediğini itiraf eden yaklaşım bizim vaatlerimizi tekrar ediyor olmasından geçiyor. Türkiye'nin gerçek sorunları esasında ekonomik ve sosyal sorunlardır. Şimdi 2015 Eylül ayı bütçe açığı 14,1 milyar TL. Faiz dışı açık 7,7 milyar TL oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çıktı ve dedi ki işte bütçe rakamları hedeflerle uyumlu, kaygılanmaya gerek yok. 2016'da yeni vergi ya da ilave bir vergi artışında böyle bir şey öngörmediğini söyledi. Bunlar bir avantaj sağlar mı veya bunlar gerçeği yansıtıyor mu hükümet açısından?
Hedeflerle uyumlu kısmının biraz irdelenmesi gerekiyor. Bir hükümetin nihai hedefi ekonomide büyüme, gelir yaratmak ve en önemlisi istihdam sağlamaktır. Bu hedeflerle uyumlu olduğu söyleniyorsa o zaman bize şu gerçeği itiraf ediyor Sayın Şimşek. Ekonominin %2,5 büyümesi bizim kabul ettiğimiz bir şeydir. İşsizliğin resmi olarak 3 milyon 96 bin kişi olması bizim kabul ettiğimiz bir şeydir. Doğrusunu söylemek gerekirse biz bu hedeflerle uyumlu bir gerçeği kabul etmiyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Türkiye daha zenginleşebileceği, daha çok iş yaratabileceği ve böylece işsizlik sorununu çözebileceği bir ekonomik düzene kavuşabilir. Mali disiplini ve bütçe açıklarını kendi başına bir hedef haline dönüştüren yaklaşım, ekonomik reform ihtiyacını da yanlış tespit eden yaklaşımdır. Bizim için de mali disiplin önemlidir. Bütçenin dengeli ilerlemesi önemlidir. Ama o denge içerisinde esas hedefin bütçenin hedefini tutturmak değil de o bütçeyle ekonomide büyüme yaratmak, ekonomide enflasyonu azaltıcı etki yaratmak ve en önemlisi de vatandaşa iş yaratmak olduğunu anımsamamız gerekiyor. Bir noktayı daha vurgulayalım lütfen. Mali disiplin deniyor. Bütçenin dengeli olması önemlidir ama samimi bir mali disiplin gerçekten o toplulaştırılmış rakamın altında ödediğimiz her bir kuruşun nereye harcandığının denetlenebildiği bir düzende ortaya çıkar. Şu anda birer sayfalık özet Sayıştay raporlarından paranın nereye harcadığını tespit edilemediği bir bütçe görüyoruz. Toplamda bütçenin açık vermemesi önemli ama beni ilgilendiren o bütçeyle ekonomide nasıl bir etki ortaya çıktığıdır. Onun için biz kesin hesap komisyonu kurulmasını öneriyoruz. Meclis içerisinde vatandaşımızın alnının teriyle ödediği verginin her bir kuruşunun nereye harcandığının denetlendiği, onun başkanlığının da ana muhalefete verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bunun da özlediğimiz toplumsal uzlaşı için çok önemli bir ilk adım olduğunun altını çiziyoruz. İktidarla muhalefetin birlikte çalışması, Türkiye'de toplumsal uzlaşının siyasette ve parlamentoda başlamasını sağlayacaktır. Samimi mali disiplin ve gerçekten hedefle uyumlu mali disiplin esasında bu adımların atılmasını gerektirir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümet programında bunlar var. 1 Kasım'dan sonra Türkiye'nin samimi bir mali disipline kavuşması ve gerçekten hedeflerle, yani büyümeyle, enflasyonu düşürmekle ve işsizliği azaltmakla uyumlu bir mali politikaya kavuşması da mümkün. Şimdi mazot fiyatı çiftçi için bir kez daha indirimli. Sadece dolar kuru nedeniyle işte sizin açıkladığınız gelen bir 90 kuruşluk zam var. İşte 7 Haziran'a göre 1.80 kuruş olmuş durumda 1.50 iken. CHP 7 Haziran'da köyden, kasabadan, kırsaldan ne kadar oy almıştı? Dolayısıyla şimdi 1 Kasım'da bu vaatlerle birlikte nasıl bir getiri hesaplanıyor partiniz tarafından? Biz bu vaatleri bir seçim getirisi kapsamında hazırlamadık. Biz bu vaatleri gerçekten hangi sorunlar yaşanıyorsa o sorunları bir tespit eden, ikincisi de sorunlara alternatif çözüm üreten bir şekilde tasarladık. Tabii ki nihai hedef bizi iktidara taşıyacak oya dönüşmesidir. Bunun 7 Haziran seçimlerinde istediğimiz boyutta olmamış olması, Türkiye'de siyasetin tamamen kimlikler üzerine sıkışmış olmasından kaynaklanıyor. Biz bu çizgimizde iş yapmaya devam ettiğimiz ve vatandaşımızın gerçek sorununu hem vatandaşımıza duyurabildiğimiz ve onlara çözüm önerdiğimiz sürece Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye güçlenerek buradan kazançlı çıkacaktır. Ama bu altını çizdiğiniz noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz seçim bildirgemizi hazırlarken sadece vatandaşımıza sorununuz ne, gelin beraber çözüm üretelim demedik. Çok detaylı bir şekilde bunları sayısal olarak da çalıştık. Onun için de 7 Haziran'dan sonra siyasi riskleri arttırmış olan ve milli iradeyi tek kişinin iki dudağı arasına sıkıştırarak Türkiye'yi riskli konuma taşımış olan hükümetin yarattığı döviz kuru kaybı gerçeğini mazot fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ama asgari ücretin net 1500 lira olması gerekliliği konusunda tabloda bir değişiklik yok. Derinleşen bir ihtiyaç var. Bunu tekrar ediyoruz. Emeklilerimizin durumu İyileşmedi, kötüleşmeye devam ediyor. Dini bayramlardan önce çift maaş ikramiye vaadimizin çok önemli bir şekilde vurgusunu yapmaya devam ediyoruz. Bunlar iyi çalışılmış, hem vatandaşı dinleyerek, hem birlikte, hem de teknokratların masa etrafında oturup detaylı tek kuruşuna kadar hesabını yaptığı çalışmalardır.
Sayın Böke, TÜSİAD'ın işte siyasi parti liderleriyle buluşma toplantıları başladı. İlk konukta CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Koalisyon ihtimali ve işte ekonomik programla ilgili görüşlerini aktardı orada. İş adamlarından o istedi. İlginç olan, vermezseniz olan bu ülkeye olur dedi. Artık çok net de verdi o mesajı. Hem iş dünyasının biraz beklentilerini isterseniz konuşalım. O anlamda size verdikleri mesaj, sizin onlara verdiğiniz mesaj, hem de bu kadar net bir ifade, yani vermezseniz olan size olur ifadesini konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu daha ılımlı ifadelerin insanıdır. Bunun arkasında yatan gerçekleri konuşalım. 7 Haziran'dan sonra her gün uyandığımız derinleşen sosyal tablo Türkiye'de bir yeni hükümete ve yeni bir iktidar anlayışına ihtiyacı her gün zaten bizzat bize yaşatıyor. Hepimiz aynı vatanın bir parçasıyız. Hepimiz aynı geminin bir parçasıyız. Tek bir vatanımız var ve burada bir gelecek inşa etme kaygımız var. Burada iş dünyasıyla emekçi de aynı vatanın parçası. Çalışanla öğrenci de aynı vatanın parçası. Kadını da erkeği de aynı vatanın parçası. Onun için iş dünyasına yapılmış olan çağrının emekçiye ve emekliye yapılan çağrıdan bir farkı yok. Türkiye'nin yeni bir anlayışla yönetilmeye ihtiyacı var. Bu yeni anlayışta Türkiye'ye huzur ve sakinlik getirecek ama bunu yaparken gerçeği saptamaktan korkmayacak. Gerçek tabloyu ortaya koyduğu için de çözüm üretme becerisini baştan gösteren bir iktidara ihtiyacı var. Bunun tek adresi var zaten. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yüzden açık çağrı yapmaya çekinmiyoruz. Bunun için bunu güçlü söylemeye çekinmiyoruz. Hem ihtiyaç bize, hem de biz bu ihtiyaca karşılık çok somut bir iktidar programı ve hükümet programı hazırladık. Bunun uygulanması Türkiye'ye fersah fersah yıllar kazandıracaktır. Ama unutmayalım, biz bir vatan paylaşıyoruz. Bu vatan içerisinde birlikte iş dünyasıyla, emekçisiyle, emeklisiyle, genciyle ortak bir gelecek inşa etmek zorundayız. Çağrımız bu yöndedir. İş dünyası için en önemli şeyin öngörülebilirlik ve yarına dair beklenti oluştururken, hani fabrika kurayım mı derken yarını tahmin edebileceği bir istikrar ve öngörülebilirlik sağlamaktır. Şu anda bu öngörülebilirlik yok. Hukukun işlemediği, kuralların belli olmadığı bir ekonomide iş dünyasının herhangi bir faaliyette bulunması mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Bankası'nın bağımsızlığını garanti altına alarak, denetleme ve düzenleme kurumlarını özerk kılarak, şeffaf ve hesap verebilir bir mali politika çerçevesi ortaya koyacağına söz vererek zaten öngörülebilirliği baştan tesis edeceğini söylüyor. İş dünyasında en temel kaygısının bu öngörülebilirlik olduğunu biz biliyoruz ama zaten biz bu sorunun çözümü olduğumuzda açıkça ifade ediyoruz. Şimdi az önce, bir saat önce AK Parti'nin en önemli isimlerinden Mehmet Ali Şahin bu ekranlardaydı. O da bir üçüncü seçimi artık ne bu toplumun ne parametrelerin çok kaldıramayacağını söyledi o röportajda. Şimdi bunun ekonomik boyutunu da konuşalım gerçekten. Yani Türkiye'nin bu yine bir koalisyon kurulamadığı veya işte tek parti iktidar olmadığı takdirde böyle bir lüksü var mı? Üçüncü, dördüncü, beşinci seçimler lüksü var mı? O anlamdaki kırılganlık nerede? Bunları sizden dinlemek isteriz doğrusu. Ece Hanım, esasında ikinci bir seçime de böyle bir lüksü yoktu. Bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran seçimlerinden sonra değerli vatandaşlarımızın uzlaşın, lütfen birlikte bir iş yapın diyen mesajını gayet hızlı bir şekilde içselleştirerek önce Türkiye diyerek alternatif koalisyon imkanları için çaba gösterdi. Bizim yeniden seçime gitme lüksümüz zaten yoktu. Olmadığını nerede görüyoruz? Her sabah kaybettiğimiz canların haberiyle görüyoruz. İçimiz kan ağlıyor. Oysa ki huzur içerisinde uyandığımız, gençlere bir yarın vaat edebildiğimiz bir Türkiye inşa etmek için iş yapıyor olmamız gerekir. Yeniden seçime gidiyor olmamız gerekmezdi. Bunun ekonomik maliyetleri en net şekilde nerede ortaya çıkıyor derseniz, döviz piyasasına ve faizlere bakmakla başlamak mümkün. Bakın, biz önce Türkiye dediğimiz süreç içerisinde ve bir görüşme sürdürürken AKP ile finansal piyasalarda bir sakinlik vardı. Bu sakinlik kendini Türk lirasının kendine benzeyen para birimlerinden daha az değer kaybetmesiyle ortaya koydu. Yani Türk lirası dünyada bize benzeyen ülke para birimlerine kıyasla en fazla değer kaybeden para birimlerinde beşinciydi. Koalisyon
koalisyonun kurulmayacağı ve Türkiye'nin yeni bir seçime zorlandığı ortaya çıktıktan sonra 13 Ağustos'tan bugüne kadar Türk lirası %10 değer kaybetti. Ve en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Birincisi Brezilya. Skandallarla çalkalanıyor, siyasi riskler çok yüksek. Şimdi Türkiye'nin nasıl sınıflandırıldığı burada çok açıkça ortaya çıkıyor. Hiçbirimizin Türk lirasının değer kaybına bana ne deme lüksü yok. Neden derseniz, Türkiye'de şirketler ciddi şekilde döviz borcu var. Yani her bir kuruşluk Türk lirasının değer kaybı şirketlerin 1.8 milyar Türk lirası zarar yazmasına sebep oluyor. Bu %10'luk değer kaybı sadece şirketlerimizin 40 milyar liralık kayıp yazmasına sebep oldu. Şirketler kayıp yazınca ne oluyor? İşini kapatmak zorunda kalıyor. İşini kapatınca ne oluyor? Ben işsiz kalıyorum. Ben işsiz kalırsam ne oluyor? Çocuğum okuluna gidemiyor. Çocuğum okuluna gidemezse ne oluyor? Türkiye'nin yarının ekonomisini bugünden öldürmüş oluyoruz. Bu sadece döviz kuru üzerinden gördüğümüz bir etki. Bir başka etki de döviz kuru pahalandıkça, Türk lirası değer kaybettikçe dışarıdan aldığımız petrolün Türkiye'de ödediğimiz fiyatı artıyor. Yine bana ne diyemeyiz? Neden? Otobüse biniyoruz, otobüs pahalanıyor. Arabaya biniyoruz, depoyu doldurmak pahalanıyor. Domatesi çiftliğinden kopartıp pazara getiren çiftçi için o domatesi buraya taşıma maliyeti artıyor. Ben bir anne olarak çocuğum için o domatesi pazardan almaya gittiğimde daha pahalıya tüketiyorum. Her bir kuruşluk kayıp vatandaşımızın kaybı anlamına geliyor. Yani seçimin bütçedeki maliyeti 2 milyarla sınırlı gözüküyor olabilir ama gerçek ekonomik maliyeti çok daha yüksek ve Türkiye'nin bunu bir kez daha kaldırma lüksü yok. Biz bunu da kaldırmaması gerektiğini düşünerek Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledik. Fırsat partiler için değildi. Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye için bir fırsat vardı. Gerçek sorunlarımıza, çözüm üreteceğimiz, iş yapacağımıza tekrar tekrar ne yapacağımızı anlatmakla yükümlü bırakılıyoruz. Biz anlatmak istemiyoruz, biz yapmak istiyoruz. Şu andaki hükümet icra merciğini bir şikayet merciği olarak kullanıyor. Durum tespiti yapıyor, ileride ne yapacağını anlatıyor. Biz ise şimdi bu işleri yapıyor olma telaşımızı çok açıkça ortaya koyuyoruz. Türkiye'nin iş yapma iradesini gösterecek, sorunları doğru tespit etme cesaretini gösterecek bir iktidara ihtiyacı var. Yoksa bunun ekonomik ama daha önemlisi sosyal maliyeti çok yüksek olacaktır. Bir seçime daha yer olmadığı çok aşikar. Şimdi beyannameyi 1 Kasım öncesi beyannameyi açıkladıktan sonra da yine birçok olay yaşandı. İşte birçok terör saldırısı, ondan sonra Ankara katliam geldi. Dolayısıyla üzerine çok fazla durulamadı. Benim merak ettiğim bir konu bu futbolda, Türk futbolunda 2 sezondur tartışılan Pasolik kart uygulaması. CHP lideri kaldıracağız dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Oradaki amaç ve hedef ne? Biraz onu anlatır mısınız bize? Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 2013'ten beri Türkiye'de gençlerin özgürlük haykırışını çok açıkça duyuyor ve bu özgürlüğü taşıyan bir parti olarak, özgürlüğün sembolü bir parti olarak şunu söylüyor. Sizin özgürce, fişlenmeden istediğiniz her faaliyete katılmanızı sağlamanın garantisini vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Pasolig adı altında ortaya konan uygulama vatandaşı fişleyerek spora dahil ediyor. Bunun için de esasına dahil etmiyor. Pasolig uygulamasını kaldırdığımızda birçok özgürlüğü ortaya çıkartıyoruz. İstemediğiniz bir şekilde fişlenmeden maça gitmeniz mümkün olmalı. Ama şunu da unutmayalım. Pasolig'i kaldırmanın yetersiz olacağının göstergesi Konya'da milli maçtaki tabloda ortaya çıkmış oldu. Türkiye'nin yeniden barışması için Pasolig'in kalkması gerekiyor. Türkiye'nin yeniden barışması için de acılarda da kederde de ama mutlulukta da ortak olabilmemiz gerekiyor. Pasolig'in kalkması bu zeminlerin artması anlamına gelecek. Sporda, sanatta, kültürel faaliyetlerde bir araya gelebilirsek yaşamın diğer alanlarını paylaşmak konusunda büyük bir ortaklık yaratacağız. Onun için ayrımcı olan bütün uygulamalara Pasolig'de dahil olmak üzere son vereceğiz. Acıyı da ortak yaşayacağız ama en önemlisi sevinçlerimizin arttığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Sayın Selin Sayekböke çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. 1 Kasım'a doğruyu burada noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.